Evet, yayındayız hocam. Evet, merhabalar değerli katılımcılar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Cemil Tölü, öğretim üyesiyim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümünde. Özellikle keçi ve koyun yetiştiriciliği konularında, davranış yapak konularında ağırlıklı çalışmaktayım. Bugün pandemi sürecinde sizlerle Bandırma Ticaret Borsası'nın vesilesi katkılarıyla sürdürülebilir keçi yetiştiriciliğini anlatacağım. Bu vesileyle özellikle vesile olan bu birliktelikte Özkurt Tarım'a da, Tayfun Kurtman'a da, kendisine de teşekkür ediyorum Bandırma Ticaret Borsası ile birlikte. Bugün sizlere dediğim gibi sürdürülebilir keçi yetiştiriciliğini anlatmaya çalışacağım. Umarım çok fazla sıkılmayız ve anlatmak istediklerimizi rahat bir şekilde sizlere veririz. Evet, neden keçi diye başlayacağız önce ve ne yapıyoruz? Evet, hayvancılığa baktığımız zaman hayvan tarımı, yani ülkemizde maalesef tarım ve hayvancılık gibi yanlış bir kullanım var. Dillere de pelesenk olmuş. Tarım deyince akla sadece bitkisel üretim geliyor maalesef. Ama bu yanlış. Tarım bitkisel ve hayvansal üretim demektir. Dolayısıyla biz de hayvan tarımı yapıyoruz. Yani tarla tarımı, bahçe tarımı olduğu gibi hayvan tarımı yapılıyor. Temel felsefesi hayvancılığın insanlar tarafından doğrudan değerlendirilemeyen sap, saman, ot, çalı, çırpı gibi materyali, organik materyali ürüne dönüştürmek. Tabii son yıllarda özellikle bu materyallerdeki sıkıntılar sebebiyle, küresel iklim değişikliğiyle bu anlamda doğrudan hayvancılıkta insan gıdası kullanılmaya başladı. O anlamda sıkıntılı bir noktayı oluşturuyor. Ama temel felsefe dediğim gibi doğrudan değerlendirilemeyen çalı çırpı, sap saman gibi materyali ürüne dönüştürmesi. Hayvancılığın temel felsefesi bu. Baktığımız zaman çiftlik hayvanlarına sığır bugün geldiğimiz noktada çok ciddi bir yani süt makinesi gibi resmen. Süt makinesi gibi çalışıyor. Çok yüksek süt verim düzeylerine sahip noktaya geldi. O tip ırklar var. Keçi yıllardır da hep böyle de bilinir. Fakirin ineği şeklinde. Ama geldiğimiz noktada da çok farklı şekillerde dünyanın birçok noktasında farklı şekillerde, farklı amaçlarla yetiştirilebiliyor. Farklı sistemlerde çok yüksek verimli süt keçileri elde edildiği gibi bugün çok düşük girdiyle yapılan keçi yetiştiriciliği var dünyanın birçok noktasında ve hakikaten bu anlamda da adaptasyonu yüksek bir hayvan. Koyun yıllardır özellikle ülkemizde söylenen bir şey var. Buğdayla koyun gerisi oyun diye. Niye? Çünkü Cumhuriyet döneminde çok ciddi anlamda halk gelir seviyesi çok düşük, fakirlik varmıştı. O dönemde de öncelikle karnını doyurmak ve koyun gibi de bütün ürünlerini, neredeyse işte etini, sütünü, yapasını, birçok noktada derisini giyim amaçlı, ihtiyaç amaçlı kullanılmış. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada da koyun ciddi bir noktada. Kanatlı, yani zaman zaman kene ile ilgili noktalarda geliniyor. İşte keneyi temizler gibi. Ama diğer taraftan da bugün çok önemli bir hayvansal protein kaynağı yumurtanın başlıca en önemli üreticisi özellikle kanatlar içerisinde tavuk ve et üretiminde de bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok karlı bir üretim var. Neredeyse yani 1,5 kilogram yemle 1 kilogram kanatlı eti üretimi yapılabilmekte. Ülkemizde öncelikle hayvansal üretime çok kısa bir şekilde baktığımızda et üretimimizin %70'i kanatlıya dayanıyor. Ve kalan kısımda %30'luk kısımda %21'i sığır oluşturuyor. Bu noktada sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Zira etlik bilinçte yani kanatlı et üretiminde etlik bilinçlerle yapılıyor ve bu hayvan materyali ve yem materyali olarak maalesef dışa bağımlıyız.
Ve bu anlamda sürdürülebildiğimizde sıkıntılar oluşabiliyor. Çok fiyat dalgalanmaları, döviz nedeniyle sıkıntılar oluşabiliyor zaman zaman. Yoksa hani kanatlı eti de çok iyi bir et ürünü. Ama örneğin diğer kanatlı türlerini de üretmek gerekiyor ülkemizde. Önceden daha yaygındı. Bunu biraz daha da yaygınlaştırmak, teşvik etmek gerekiyor. Hindi, kaz, ördek gibi, kekli gibi, hatta örneğin tavşan gibi ürünleri de mutlaka katmalıyız. Sığır üretimimizde de yani kırmızı et kalan kısmının %30, %21'lik kısmı sığır üretimi. Burada da ağırlıklı süt üretimi amaçlı yaptığımızı görüyoruz ve ağırlıklı siyah alacayla, işte son dönemlerde simental ve jersey girmeye başladı, ağırlık kazanmaya başladı. Yerli ırklarımız artmaya başladı ama et bir hayvanlarımız maalesef yok. Çoğunluğu dışa bağımlı. Sığırda süt belli bir ölçüde sayısı mutlaka sınırlandırılması gerekir ama et için sığır da ekonomik değil. Hele bizim yaptığımız da zaten çok ekonomik değil. Süt ırkıyla yani bugün hani simental de çok beğenilse bile o da süt tipi ırkı diyebileceğimiz bir hayvan. Ama siyah alacaya göre daha iyi olduğu için vatandaş daha fazla tercih ediyor. Ama oysa ki yani türlere baktığımızda genel itibariyle 1 kilogram sığır eti için 15 ton su gerekiyor neredeyse. 1 kilogram koyun eti için 10 ton su gerekiyor. 1 kilogram keçi eti için 5 ton su gerekiyor. Dolayısıyla kırmızı et üretmek istiyorsak ülkemizde bunun ek ekonomik yanı keçi ve koyun gibi görüyor ve öncelikle keçi olarak görüyor. Dünyadaki et üretiminde %47'si zaten domuz etinde. Bizim öyle bir şansımız yok. Domuz yani ne anlamda? Kırmızı et üretimi anlamında önemli bir kaynak tüm dünyada. Dolayısıyla Türkiye'de domuz üretme şansımız olmadığı için kesinlikle en ekonomik yapılabilecek kırmızı et üretim araçları keçi ve koyun. Sonrasında sığır geliyor. Sığır da belli bir sayıda tutmak gerekiyor. Kanatlı da dediğim gibi kanatlıyı da daha diğer türlerde mutlaka alternatif olarak koymamız gerekiyor. Doğal mera kullanımlarını mutlaka uygun şekilde, tabii bunları kontrollü bir şekilde, meraya da zarar vermeyecek şekilde yapmak gerekiyor. Özellikle keçi yetiştiriciliğinde bunların düzenlenmesine gidilmesi lazım. Yani maalesef yanlış kanlar oluşabiliyor işte. Keçiler ormana zarar veriyor, doğrudan ormanları bitiriyor gibi. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Bununla ilgili de ilerleyen slaytlarda yine konuşacağız. Koyunda da maalesef birçok melez ırklarımız var ama kuzu üretim modelleri anlamında melez azmanlı dediğimiz modellerden yararlanmıyoruz. Ehçi sütçü gibi ikili üçlü melezleme ile ilgili tamamen kullanma amaçlı. Bunlar yapılabilir. Bunlar da çok yoğun şekilde yapılmadığını görüyoruz maalesef. Ve dışa bağımlılığımız da son yıllarda iyice arttı. Hemen hemen küçük başta da, büyük başta da çok ciddi anlamda hayvan ithal etmeye başladık. Bunun sürdürülebilirlik yanı maalesef yok. Süt üretimimiz yani dünyada da %85'i sığırdan elde ediliyor. Bizde de aşağı yukarı %95 civarında sığırdan elde ediliyor. Önceden daha fazla keçi ve koyunda özellikle sağım yapıyorduk. Bunu artırmamız gerekiyor öncelikle mevcut hayvanlarımızdan. Yani kesinlikle ürün oluşturma, marka oluşturma, yerel markalaşma, özel ürünlerle markalaşarak oluşturma. Öncelikle vatandaşın kendi ihtiyaçlarını karşılama anlamında. Çünkü daha ekonomik yapmış oluyorsunuz. Ve özellikle peynir, Türkiye'de peynir neredeyse tamamen koyundan ve keçiden yapılırdı. Bugün koyun keçi peyniri ciddi oranlarda, düşük seviyelerde ve keçi koyun peyniri dediğin zaman da bunların oranları bile çok düşük seviyelerde. Yani keçi peyniri diye bugün aldığınız peynirde belki %40 civarında keçi sütü olabiliyor. Dolayısıyla bunların miktarını artırmamız gerekiyor. Evet, hayvansal üretim sistemleri dediğimiz zaman bu maalesef ülkemizde çok fazla konuşulan bir konu değil. Ama bu işin en temeli buradan başlıyor esasen.
Çünkü yaptığınız sistem, oturttuğunuz sistem, yani doğal merak kullanımınız ne kadar, ne kadarını siz kendiniz üreteceksiniz, işletme tarafından üretilecek, ne kadar enerji harcayacaksınız, ne kadar iş gücü harcayacaksınız, ne kadar girdi kullanacaksınız, ürününüzü nasıl pazarlayacaksınız, tamamını bunun sürdürülebilir olması lazım. Yani belli ölçüde sürdürdüğünüz, örneğin bir sisteme karar verdiniz, doğal mera bittikten sonra çünkü bu sefer sürdürülebilirliği tıkanıyor. Çünkü her bir sistemde uygun ırkı belirlemeniz gerekiyor. Yani her sistemde her ırkı yetiştiremezsiniz. Örneğin zanenli ekstansif sistem yapamazsınız. Niye? Çünkü yüksek verimli bir hayvan. Ekstansif sistem, yani tamamen doğal kaynaklarla yaptığınız bir sistem. Bunu ancak yerli ırklarla, daha kanaatkar ırklarla yaparsınız. Ama bunların ürünlerinde ne yaparsınız? Çok iyi bir pazarlama stratejisiyle, markalaşmayla bunları pazarlarsınız. Yani ülkemizde işte göçer hayvancılıkta olduğu gibi. Ama bunların maalesef çok fiyat farkları, markalaşma oluşmadığı için ya da markayı korumayla ilgili sıkıntılar olduğu için çok fazla yaygınlaşmadı. Ama dünyada lokal bölgelerde tamamen ekstansif sistemlerde özel ürünler, niş ürünler şeklinde bunlar pazarlanıyor. Diğer taraftan tamamen kendi kaynaklarımızda intensif dediğimiz yoğun bir yetiştiricilik var. Bu son dönemlerde artmaya başladı. Doğal mera alanları azalmaya başladı. Çünkü eldeki yerli ırklar azalmaya başladı. Tüm dünyada da olduğu gibi bizde de benzer şekilde. Ama dediğim gibi bunlar yüksek düzeyde su gereksinimi, yüksek düzeyde gübre gereksinimi olduğu için bu sistemler de açıkçası belli ölçüde, belli bir dünyada, belli bir potansiyelde yapabilirsiniz, belli bir sınırda yapabilirsiniz. Bunların da mutlaka sürdürülebilirliklerinin kontrol edilmesi lazım. Keçi yetiştiğinde ne yapacağız? Keçi yetiştiğinde sistem seçeceğiz. Öncelikle keçi ırkımızı ve sistemimizi karşılıklı belirlememiz gerekiyor. Yani hangi sistemde hangi keçi ırkını yapacağız ve bu ürünü nasıl değerlendireceğiz? Yani kendimiz mi yapacağız? Bugün aslında baktığınız zaman dünyanın birçok bölgesinde küçük baş hayvan yetiştiriyor. Aile işletmeler şeklinde, 100-150 baş şeklinde ve en ekonomik şekilde doğal kaynakları kullanarak, aile iş gücünü kullanarak ve bu ürünleri de doğrudan tüketiciye ulaştırarak sağlanıyor. Sürdürülebilirlikleri daha iyi. Ama tabii büyük işletmelerde kurulabilir, belli ölçüde kurulabilir ama ciddi anlamda belli noktalarda çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Dolayısıyla bölgenin iklimi, doğal merak koşulları veya hayvansal ürün talebi, örneğin hani Gökçeada gibi bir lokal bir bölgede intensif sistemi yapmanın anlamı yok. Çünkü vatandaş ya da oraya gelen işte turist, yerli turist, yabancı turist genellikle ne talep ediyor? Doğal ürün. Ekstansif koşullardaki örneğin Gökçeada'daki oğlak eti talep ediyor. Keçi peyniri talep ediyor. Koyun peyniri talep ediyor. Dolayısıyla burada bu sistemi uygun şekilde üretebileceğiniz bir modeli kurmanız gerekiyor. Yani ekstansif sistem Gökçeada'da dediğim gibi tamamen ama markalaşma kesinlikle şart. Son dönemlerde özellikle küresel iklim değişikliği olumsuz etkiliyor. Çünkü uzun süre küresel iklim değişikliği biliyorsunuz yağış çok azalmasa bile yağıştaki düzensizlikten dolayı meralar kötü durumda ve otsu bitkiler özellikle meradaki zarar görüyor. Dolayısıyla yem takviyeleri yapılıyor şimdi. Ama bu sistemi sürdürmek lazım öyle veya böyle. Çünkü ciddi anlamda işte abdest bozan dediğimiz garik çalı türünü yoğun bir şekilde Gökçeada'da görüyoruz. Ama bunların keçi ve koyun tarafından çok iyi değerlendirildiğini ve ürüne dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bunların markalaşmasıyla daha da bu yönde de adımlar var. Son dönemlerde daha da artmaya başladı. Bunlar tabii mutluluk verici. Gelibolu'da da benzer mesela benzer şekilde tamamen çalı merası ağırlıklı bir sistem var. İşte kısırlaştırma yaparak et üretimi seyis dönemde yani 1-2 yaşlı, 3 yaşlı erkekleri kurbanlık olarak satarak çok güzel bir et üretimi sağlanıyor. Kısa dönemde yoğun şekilde yem takviyeleri yaparak süt alımı yapıyor. Hem ihtiyacını karşılıyor hem
şeye satışlar olabiliyor. Türkiye'de bu tip sistemler, yani lokal bölgelerde ekstansif sistemler, o bölgedeki uygun keçi ırklarıyla mutlaka yaygınlaştırılması gerekiyor. Yani bunları zaman zaman duyuruyoruz. Yani bunlar ilkel şeyler, ilkel işte keçi, ilkel sistem. Kesinlikle öyle yaklaşmamız gerekir ki öncelikle eldeki mevcut kaynakları en iyi şekilde o ırkla birlikte o sistem içerisinde kullanmak gerekiyor. Diğer taraftan tam tersi, diğer intensif sistem dediğimiz yoğun bir yetiştiricilik var. Bu da artmaya, ülkemizde de özellikle keçide de artmaya başladı. Çünkü zanen gibi bir ırk girdi ve zanen bir 30-40 yılını ülkemizde geçirdiğini görüyoruz ve bu sistemde de mutlaka yapmak gerekiyor. Entan sistemde hani merada kullanabilirsiniz ama burada çok fazla doğal meradan bahsetmiyoruz. Tamamen işletme tarafından üretilen yapay meralarda işte sudan atı olabilir, tahıl olabilir, çok yıllık meralar olabilir. Bunlardan ve tamamen hazır yerine işte yonca balyası üretip, mısır silajı üretip bunu da yapabiliyorsunuz. Entansif sistemde. Bunun da çok iyi hesaplanması ve uygun ırklarla ve uygun çevre sağlanarak, yani barınak, besleme çevresi, sağlık koruma çevresi sağlanarak uygun şekilde yapılması lazım. Ama tabii bunu ürün değerlendirirken de özellikle son dönemlerde süt fiyatlarının düştüğünü, dalgalandığını görüyoruz. Bununla ilgili de ciddi şekilde hem birlikler, dernekler, sivil toplum kuruluşları hem de devlet nezdinde bunu disipline etmek gerekiyor. Çünkü bu sürdürülebilir bir şeye doğru, yöne doğru gitmiyor maalesef süt fiyatları. Evet, temel prensip olarak sürdürülebilir keçi yetiştirme üretim sistemimiz öncelikle. Buna uygun ırk, burada ırk seçiminde üretim sistemine göre ve ürün talebi çok önemli. Sonrasında bunlara karar verdik. Karar verdikten sonra, örneğin üretim sistemi ve ırkımızı seçtikten sonra barınağa geliyoruz. Barınak tabii maliyeti yüksek, kuruluş maliyetleri yüksek, özellikle intensif sistemlerde çok daha yüksek şekilde ve sonradan değiştirmek de zor. Ve birçok üretimde, birçok noktada hayvanı doğrudan etkileyen şeyler biraz sonra göreceğiz. Dolayısıyla buna çok çok iyi karar vermek lazım ve mutlaka uzmanlardan yararlanmak lazım. Yani barınağı yaptıktan sonra, keçiyi aldıktan sonra, sorun yaşadıktan sonra değil, en başta bu işlere daha başlamadan uzmanlardan yararlanmak gerekiyor. Beslemede de anahtar kelime şu olması lazım. Ekonomik, öncelikle ekonomik ve sürdürülebilir. Dolayısıyla sanayi artıkları noktasında ve doğal kaynak kullanım noktasında çok çok iyi bir şekilde organize olmak lazım. Sonrasında sağlık koruma, hijyen ve biyogüvenlik sürdürülebilir keçi yetiştiricinin temel prensipleri olarak sıralayabiliriz. Bunları yaptıktan sonra hayvan hastalandığında da hemen uyumlu şekilde veteriner hekime giderek doğru teşhis, doğru tedaviyle birlikte hayvansal üretimini gerçekleştirebilirsiniz. Ama maalesef ülkemizde bunlar biraz aksak gidiyor. Uygun ırk seçilmiyor, uygun üretim sistemi seçilmiyor. Sonrasında barınaklar kötü yapılıyor, havasız, basık barınaklar yapılıyor. Zemine ıslak barınaklar oluyor. Sonrasında sürekli ishaller, tırnak problemleri, meme problemleri yaşanıyor. Ve mucize ilaç bekleniyor. Ve herkes en iyi ilaç hangisiyse onun peşine düşmeye kalkıyorlar. Ama mucize ilaç yok. Dolayısıyla öncelikle biz bu temel prensipler yerine getirip sağlıklı ve ekonomik keçi yetiştiriciliğini yapmamız lazım. Bunun tamamını diğer hayvancılık kollarına da uyarlayabiliriz. Evet, sürdürülebilir keçi yetiştiği için ülkemizde önemli bir genotip Türk zanen. Türk zanenin ismine gelelim. Bu etnik bir şeyi yok kesinlikle. Bu dünya literatüründe kullanılan bir şey. Örneğin İngiliz Alpini dediğimiz ırklar var. Burada da Türk zanen dediğinizde şu anlaşılır. Türkiye'deki yerli keçilere zanen ırkı keçiler
ile çiftleştirerek çevirme melezlemesi dediğimiz bir yöntemle, yani çevirme melezlemesini örneğin zanenle kıl keçisini çiftleştirdiğinizde ilk doğan yavruda %50-50 kan taşımaları, yani kıl keçisi %50 benzerlik dediğimiz teorik genetikte %50 benzerlik gösterir. Dolayısıyla %50 zanen kan taşıyan bir keçi tekrar zanen, saf zanen tekiye verdiğinizde %75'e çıkar bu. Sonrasında tekrar verdiğinizde %87,5-93 diye devam ederek gider. Ve buna biz bu şekilde %90'ın üzerindeki zanen kan taşıyan keçilere genel ismiyle Türk zanen denilmesi deniliyor. Önceden Ezine zaneni, Çukurova zaneni gibi isimler veriliyordu. 2005'ten bu yana bir keçicilik kongresinde alınan kararla bu şekilde isimlendiriyor ve bu genotip artık ülkemize uyum sağlamış vaziyette. Saf zanenlere yakın düzeylerde üreticimizin elinde, burada Çanakkale'de birçok noktada bunu söyleyebilirim, yüksek düzeyde verim düzeyine ulaşmış keçi genotipimiz bu. Bunları kısaca anlatacak olursak, Türk zanen 70-80'li yıllarda işte farklı üniversitelerle birlikte farklı illerde kuruluyor. İşte Ege Üniversitesi, Uludağ, Çanakkale 18 Mart, Çukurova, Tarım Bakanlığı işletmelerle birlikte ve üvecik birimine, Çanakkale'de üvecik birimine getiriliyor. Burada işte 1982'de Van 100. Yıl Üniversitesi ile Tarım Bakanlığı kurumlarına hibe ettiği zanen keçileriyle birlikte bu merkeze getiriliyor. Buradan üretilmeye başlanıyor. Buradaki bu sürü 1995 yılında üniversiteye, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne devrediliyor. Burada sürümüz halen koruyoruz. Elimizde mevcut aynı sürü. Evet, zanen keçisi dünyanın her tarafına yayılmış vaziyette. Adaptasyon yeteneği yüksek bir ürün. Genellikle melezlemelerle yayılmış. Bugün Afrika'ya, Amerika'ya bile birçok noktada zanen var. Zanen İsviçre kökenli bir ırk. Ve İsviçre'deki sürü ortalaması 850 litre civarında. Ama Fransa, İspanya gibi ülkelerde 1200 litre sürü ortalamasına sahip şeyler var, zanenler var. Bunu nasıl sağlamışlar? Suni tohumlamayla sağlamışlar ağırlıklı olarak ve çevrelere, yani barınak besleme dediğimiz çevreleri çok iyi düzenlemişler. Ve suni tohumlamayla da genetik damızlık değeri yüksek tekelerin spermalarıyla çok hızlı bir genetik ilerleme sağlamışlar. Ülkemizde de az önce dediğim gibi 70-80 yıllarından getirilmiş. Ama beyaz Alman asil keçisiyle karışabilmek de ülkemizde beyaz Alman asil keçileri de 1971 yılında getirilmiş ve kullanılmış melezlemelerde. Biraz farklılıklar var. Onları biraz sonra tip anlatırken söyleyebiliriz. Dediğim gibi üniversitemizde bu yoğun bir şekilde çalışılıyor. Tabii bunlar zaman zaman kıl keçisi yetiştirme hibe şeklinde projeler oluyor. Bunlar maalesef yanlış. Niye derseniz, az önce dediğimiz gibi, yani uygun olmayan bir sisteme kıl keçisi yetiştirisi genellikle ekstansif sistemlerde yapılan ve uygun barınak ortamında uygun beslemenin yapılmadığı, tamamen doğal mera ve uzun otlatma, uzun mesafelere giderek otlatma yapılan, zayıf meralarda yapılan bir yetiştirilir. Bunu zaneni bu noktalara salarak yapmak son derece yanlış olur. Zanene de yazık olur. O kıl keçisi yetiştiricisine de yazık olur. Kıl keçisine de yazık olur maalesef. O sistemi daha uygun şekilde nasıl uygunlaştırabiliriz, daha ekonomik yapabiliriz, onun üzerine çalışmak lazım. Yoksa kıl keçisini al, zaneni ver yaparsan bundan herkes zarar görür. Sonuç ne olur? Başarısızlık. Evet, yani zanen, Türk zanen keçisi özellikle Ege, Marmara bölgelerinde yoğun biçimde yaygınlaşmış durumda. Çanakkale bölgesinde Ezine peynirinin önemli bir ham maddesi.
Bugün çünkü ezine peyniri dediğiniz peynir çeşidi markalaşmış ve dünyaya pazarlanıyor. Burada örneğin %15'ten fazla inek sütü katamıyorsunuz ezine peynirine. Dolayısıyla ağırlıklı keçi ve koyun sütü üretilmesi gerekiyor. Peynir helvasına katılıyor, dondurmaya katılıyor. Dolayısıyla erken gelişen, erken damızlıkta kullanılan bir ürün. Son dönemlerde ithal etme zanenlerde yüksek. Onlarda maalesef sıkıntılar yaşanıyor. Başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü ırk dediğiniz kavram kolay oluşmuyor. Ve bulunduğu çevre çok çok önemli. Maalesef yurt dışından getirilen hayvanların çoğu 2-3 yıl içerisinde ölüyor ve vatandaş da zarar ediyor. Dolayısıyla mutlaka buralarda uyum sağlamış keçi ırklarıyla bu işi yapmak gerekiyor. Evet, Türk zanen beyaz, kılları kısa, yani zanene, saf zanene benzeyen bir yapısı var. Kulaklar kısa ve dik, meme bağlantısı çok iyi. Yani birçok noktadan gövdeye bağlanmış vaziyette. Meme başları gördüğünüz gibi meme lobları ayrık değil, meme başları düzgün şekilde. Vücudu uzun, memede lekeler görülebiliyor. Resimde de görüyorsunuzdur sonunda da. Evet, Türk zanende verim nerelerde? 500-800 litre, 9 litre sahanlar var bugün biliyorum. Laktasyon dediğimiz sahan döneminde 8-9 aylık sürede. Damızlıkta genellikle mutlaka da kullanmak gerekiyor. 6-8 aylık yaşta damızlıkta kullanılıyor ve döl verimi 1.6 yani keçi başına oğlak verimi yani 100 keçiniz varsa 160-190 oğlak alabiliyorsunuz. Doğum ağırlığı 3.3 kilogram civarında, günlük canlı ağırlık artışları 150 gram civarında, %10 civarında ölüm oranına sahip. Ya bu çok önemli. Hakikaten makul seviyeler. Dünyadaki zaten küçük baştaki ölüm oranı şöyle söyleyeyim, kuzu ve oğlakta %15 bakın. Ama bugün ülkemizde de belki %5 de yapan vardır. Ama %50 noktasına çıkanlar da olabiliyor. O açıdan makul seviyeler. Yeter ki bu hayvanın isteklerini karşılayalım. Süt içeriği olarak biraz kuru maddesi biraz düşük. Bunun da sebebi genetik sürüklenme diyoruz bunda. Yani ıslah edilirken seleksiyon kriter olarak tamamen süt verimi baz alınmış. Yani verim, miktar baz alınmış. İçeriye çok bakılmamış. Dolayısıyla yüksek süt verimine sahip olanlar seçildiği için oran olarak da düşük olan bireyler, o genetik özelliğe sahip bireyler ne yapmış? Zamanla popülasyonda çoğalmış. Ama hani çok düşük demek yine yanlış olur. Hani bir kıl keçisi, bir maltız keçisi ya da yerli keçiler kadar beklemek de tabii yanlış olur. Ama toplamda zaten baktığınız zaman hani verim olarak daha yüksek. Çünkü laktasyon süt verimi çok yüksek. Bugün yerli keçilerden de o miktarlarda zaten almanız mümkün değil. Ama peynir yapımında dikkatli olmak lazım. Peynir yapımında dikkat etmek lazım. Ama bugün dediğim gibi beslemeyle de yağ içeriğini özellikle düzeltebilirsiniz. Biraz daha iyileştirebilirsiniz. Burada dikkatli olmak lazım. Ama sadece peynir yapımında değil, içimlik süt yapımında da rahatlıkla kullanabilirsiniz bu sütü. Evet, keçi, sürdürülebilir keçi yetişine ağla baktığımız zaman maalesef ülkemizde çok modern ve çok basit olabiliyor. İki uçta olabiliyor. Yani ortası pek olmuyor. Niye olmuyor derseniz, burada tabii hayvanın biyolojisi çok dikkate alınmıyor ve uzmandan maalesef yararlanmıyor. Ya diyorlar işte hocam ben tek tüymeyle her şeyi halletmek istiyorum. Çok masraf yapıyorlar. Kim istiyor ya keçiye bu kadar ağıl yapılır mı, para dökülür mü? Çok basit yapıyor. Ya önemli olan hayvanın biyolojisinin en öngördüğü ortamı sağlanması. Ağıldaki, barınaktaki en önemli şey. Buradaki kriterlerden biri hayvanlar üşür. Yani maalesef hayvanlar üşür gibi bir kanı var, yanlış bir kanı var. Bugün ülkemizin birçok noktasında kesinlikle rahatlıkla
üç tarafı kapalı, bir tarafı açık keçi ağları, koyun ağları yapabilirsiniz rahatlıkla. Çok kar tipi olmayan noktalarda rahatlıkla yapabilirsiniz. Belki kar tipi olan noktalarda onda modüler olabilecek, işte hemen brandayla girebileceğiniz ya da bir iki ay böyle kapatabileceğiniz sistemler kurarak yapabilirsiniz. Çünkü bir tarafı açıklığı ne sağlıyor? Zemin kuruluğu sağlıyor. Kokunun olmamasını sağlıyor. Dolayısıyla mutlaka açık barınaklar yapmak gerekiyor. Bakın resimde görüyorsunuz, bu üniversitemizdeki askeri alandan yapılan bir ağdı. Bu ağ kış yaz sürekli öne açıktı. 5 metre yüksekliği vardı. Biraz çatıyla ilgili sıkıntılar çekiyorduk, izolasyonla ilgili. Ama hiçbir şekilde, yani oğlaklar da rahatlıkla burada büyüttük. Yani Çanakkale bölgesinde zaten çok fazla koku falan da olmuyor. Ve eksiye de düşmüyor Çanakkale'de. Çok problem yaşamadık. Özellikle tabii büyütme şeylerine dikkat etmek gerekiyor. Biraz sonra özellikle ağ sıcaklığı ile ilgili, büyütme üniteleri ile ilgili kritik noktalar var. Onlara dikkat ettikten sonra herhangi bir şey, bir sorun teşkil etmiyor değerli katılımcılar. Evet, burada gördüğünüz gibi bir tarafı açık. Hava cereyanı kesinlikle olmamalı. Barınakta izolasyon çok iyi olmalı. Çatı izolasyonu, duvar izolasyonları, taban izolasyonu çok iyi olması lazım. Belli bir eğimli yere, yani dere kenarına da yapmak lazım. Hem sel taşkının nedeniyle, hem sıcaklık problemi, hava sirkülasyonunun olmaması nedeniyle ya da çok tamamen hakim rüzgarın olduğu noktalara da yapmamak gerekiyor. Belli bir eğim olması gerekir ama yani bu %5'in üzerinde falan eğim çıkmaması gerekiyor. Havalandırması özellikle işte 6-7 metreden sonra ağ genişliği arttıkça mutlaka baca koymak lazım ve indirme tipinden ziyade beşik çatı dediğimiz sistem yapmak lazım ki hava sirkülasyonu rahat bir şekilde olabilsin. Yoksa hava sirkülasyonu olmadığı zaman içerideki nem, koku, toz birikiyor ve zemin de sürekli ıslak kalıyor. Yemleme sisteminde bugün burada resimde gördüğünüz gibi tamamen süt sığırlarında, sığırcılıkta olduğu gibi yem yolu yapılarak da yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi tamamen bant sistemiyle de yapabilirsiniz. Kilitleme sistemi keçi yetiştirildiğinde kullanılıyor. Niye derseniz özellikle keçilerde yem paylaşımı sırasında kavgalar çok olabiliyor. Özellikle de boynuz köreltme falan yapmıyorsanız yaralanmalara neden olabiliyor ve seçicilik de olabiliyor. Dolayısıyla kilitleme sisteminin olduğu şeyler yapabilirsiniz. Bant sistemi uygun çalışırsa, uygun arıza vermeden çalışsa daha iyi olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi 1 metre, yani barınağı alalım boydan boya uzunluğunu düşündüğünüzde 1 metre kadar bir yer işgal ederken yemlik yolu, mikserin gideceği bir traktör yolu olmakla birlikte 4-5 metreye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla burada niye tabii bu 4-5 metre bakarsınız çok yüksek gibi geliyor ama bakın barınak yaparken en temel alacağınız nokta iş gücü. İş gücü. İş gücünde de en büyük noktayı ne oluşturur? Yemleme oluşturur. Bir. İkincisi de temizlik oluşturur. Dolayısıyla ağınızı yaparken en kısa sürede yemlemeyi yapacak şekilde ve en kısa sürede temizliği yapacak şekilde dizayn etmeniz lazım. Yani barınağınızda traktör ya da bugün farklı şeyler var, mekanizasyonlar var. Onların girebileceği uygun yükseklikte çok rahat bir şekilde çalışabileceği ortam hazırlanması gerekiyor. Yoksa bölme bölme yaptınız, yemlemeyi elle yapıyorsunuz. Bunlar kesinlikle sürdürülebilir sistemler değil. Temizliği yapamaz bakıcınız. Sürekli bir öğün yemleme yaparsanız 2-3 saatini ne alır? Diğer şeylerini, işlerini aksatır bu sefer. Ve gördüğünüz gibi çok iyi dizayn ederek havadar barınaklar yapmak gerekiyor. Bölmelendirmeleri mutlaka kullanmak gerekiyor. Barınak ekipmanları sağlam yapıda, hayvanlara zarar vermeyecek biçimde olması lazım. Ve hayvanlar barınakta temiz ve serin suya her zaman ulaşabilmesi lazım. Bunda da otomatik soluklar
iyi bir işlev görüyor. Barınakta özellikle doğum, yetişiklikte doğum dediğimiz noktada mutlaka doğum bölmeleri yapmak gerekiyor. Doğum bölmesi hem hijyenik anlamda hem yavrunun, ilk doğan yavrunun kontaminasyonu, yani hastalıklara bulaşma riski anlamında önemli. Diğer taraftan da anne yavru bağının oluşması anlamında ve birbirleriyle karışmaması anlamında önemli. Keçiler saklayan tür dediğimiz, koyunlardan farklı olarak, koyunlar çünkü takip eden türdür. Yani anne yavru bağı daha uzun sürer ve kuzu anneyi sürekli takip eder. Genellikle koyunlar plasentasını, yani sonunu yeme eğilimi yoktur, ama keçilerde plasentayı yeme eğilimi vardır. Saklayan tür olduğu için çok kısa sürede anne yavru bağı oluşur ve yani yetiştiricilikte koyun ve keçi yaparken bile bazen diyoruz ki bunlar zaten küçük baş, benzer şekilde uygulamalar yapıyoruz. Bu yanlış. Ondan sonra da sürekli işte koyun melemeye başlıyor, kuzu melemeye başlıyor. Keçi de çok dikkat edersin, meleme olmaz. Niye? Çünkü eğer anne yavru bağı kısa sürede çok iyi oluştuysa sonrasında ayırırsınız, bölmelendirirsiniz. Çok problem olmaz. Doğumla müdahale az yapmak gerekiyor ve özellikle ilkine doğuran anne ve yavruya ve çoğu doğuranlara, doğum ağırlığı düşük olanlara ayrı bir itina göstermek gerekiyor. Burada önemli olan hayvanın ilk yarım saat içerisinde, en geç 2 saat içerisinde ağız sütünün mutlaka verilmesi lazım. Çünkü ağız sütünde neler var? Antikorlar var, enerji var. Hayvanın bir an önce hayata tutunması anlamında. Göbek kordonunu enfeksiyonu önlemek için tentürdiyot sürülmesi gerekiyor. Ülkemizde hem beslemede hem birçok noktada sıkıntılar, meradan gelen yemlerde vitamin E, selenyum eksikleri olduğu için mutlaka hem gebelikte anneye hem de doğduğunda mutlaka yavruya vitamin E, selenyum enjeksiyonu mutlaka enjekte edilmeli. Türkiye'deki veya dünyadaki söyleyelim %30 civarında yavru ölümler, buza, kuzu, oğlak, beyaz kas hastalığı dediğimiz, yani selenyum eksikliğine bağlı oluşan beyaz kas hastalığından dolayı oluyor. Dolayısıyla mutlaka bu takviyeyi yapmamız gerekiyor. Annenin sonunu atmasını ve özellikle keçilerde tek doğan yavrular tek meme lobunu, yani tek meme başını emebiliyor. Bu sefer süt verimi de yüksek olduğu için özellikle süt tipi keçilerde memelerde süt kalarak meme deformasyonu ya da farklı meme başları, biri büyük biri çok küçük kalıp meme çekmesi dediğimiz olaylar görülebiliyor. O yüzden sabah akşam mutlaka şey yapmak gerekiyor. Biz uyguladığımız, yıllardır üniversitede de uyguladığımız sistem ne? Yavru büyütmede. Doğumdan sonra 7 gün, 10 gün en fazla. Sürekli anne yavru birlikte, o arada anne ve yavruyu sürekli kontrol ediyoruz, memelerini kontrol ediyoruz. Ve sonrasında da ikinci haftayla birlikte anne ve yavruyu ayırıyoruz. Ve yavrulara ayrı bir bölme yapıyoruz. Bu bölmeye yonca, fi gibi kuru ot koyuyoruz, büyütmeye mi? Yalama taşı koyuyoruz. Ve geceliğin, akşamleyin birleştirmeden önce mutlaka sağım yapıyoruz. Kontrollü bir biçimde 200-300'lere annesinin sütüne dikkat ederek sağım yaparak buluşturuyoruz. Ve bu şekilde hem yavru daha çabuk yeme alışması gerekiyor. Sağlanabiliyor bu şekilde. Hem de özellikle Krebs sistemi dediğimiz yavrunun geçebileceği bir delik açıyoruz ve geceliğinde yavru kendi bölmesine bitişik kaldığı için annesiyle birlikte çok hızlı bir şekilde kendi bölmesine geçip yem tüketimi sağlayabiliyor. Diğer taraftan özellikle yani düşük sıcaklı bölgelerde bu sistemi kesinlikle tavsiye ederim keçi yetiştirdiğimize. Zaman zaman yapay büyütme de yapabiliyorlar. Annesiyle birlikte kaldığı zaman hem annesini sürekli vücut sıcaklığı düştüğü zaman falan sürekli emip vücut sıcaklığını dengeleyebiliyor emerek ya da annesiyle birlikte yatarak
daha az kayıp yaşanabiliyor bu sistemde. Dolayısıyla ama özellikle şeylerde, yapay büyütmelerde zaman zaman konuşuyoruz farklı illerden yetiştiricimizle. Çok yaygın değil zaten yapay büyütme. Ama ağız sıcaklığının örneğin 21 santigrat derecelerde olması tavsiye ediliyor bu sistemde. Sabah akşam yapay büyütmeyle, yani mamayla, süt ikame yemiyle besliyorsunuz. Orada süt sıcaklığını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Hijyenik olması gerekiyor. Kovaların, biberonların yaptığınız, temas eden, oğlan temas ettiği birçok ekipmanın. Ve ağız sıcaklığının da düşük olmaması gerekiyor. Çünkü yeni doğan hayvanlarda vücut sıcaklığını dengede tutmayla ilgili problemleri olabiliyor. Dolayısıyla eğer sabah akşam emdirdiniz, bir de yapay büyütme yapıyorsunuz. Bazen süt, soğuk sütle de olabiliyor. Genelde işte 37 santigrat derecedeki süt sıcaklığıyla sağlanıyor bu. Bu sefer hayvan o gece boyunca işte annesinde olduğu gibi sıcak süte ulaşamayınca vücut sıcaklığını ayarlamada problemler çekebiliyor. Hele ki barınağı kapalı, nemli, nemi yüksek, zemini ıslak bir barınaksa bu çok çok daha fazla olabiliyor. Oğlakların tamamını bile öldürebilirsiniz. Sütten kesim, burada önemli olan yem tüketimi. Yem tüketimini az önce bizim uyguladığımız sistemde hayvan yem tüketimine hızlı bir şekilde alışabiliyor ve ruminant özelliği, yani geviş getiren özelliği, yani rumi işkembesini geliştirmesini daha hızlı yapabiliyor. Canlı ağırlığı 8-10 kilogram, yani 10 kilogramda rahatlıkla 40-45 günde biz bu sistemde sütten kestik. Zaten en fazla 60 gün emzirmeniz gerekir. Onda da mutlaka bir haftadan sonra sütü rahatlıkla alabilirsiniz. Evet, keçiler ağırlıklı olarak yerli ırklar farklı şekilde daha uzun olabiliyor. Ama 3-4 aylık yaşta cinsi olgunluğa ulaşıyorlar. Yani ergenlik diyebileceğimiz noktada, yani dişi yumurta hücresi, erkek sperma, erkek üreme hücresi üretimi sağlayabiliyor. 6-8 aylıkken mutlaka damızlıkta kullanılmasını istiyoruz. Özellikle zanen gibi erken gelişen ırklarda. Çünkü mevsime bağlılık da var keçilerde. Yani mevsim belli, işte günler kısalmaya başladığında çiftleşiyor. Eğer vermezsek ne olur? Yani hayvan Şubat'ta doğdu. Bu hayvanı Ağustos, Eylül, Ekim'de tekeye vermedik. Tabii bunu çiftleştirmeye kadar ne yapmamız lazım? Bu canlı ağırlığını. Bizde mesela 53 kilogram aşağı yukarı keçi, ergin keçi canlı ağırlığını düşündüğümüzde zanende 50-55 kilogram. 30 kilogramı rahatlıkla buluyor bu büyütme sisteminde. 30 kilogramda rahatlıkla canlı ağırlıkta çepişlerinizi rahatlıkla çiftleştirebilirsiniz. Çiftleştiğimde yavru ve süt gecikiyor ekonomik. Verimsiz dönem uzuyor. Yani çünkü ertesi seneye beklemeniz lazım. Yağlanmalar görülebiliyor. Bu yağlanma hayvanın süt tipinden uzaklaştırabiliyor. Meme dokusuna zarar verebiliyor. İlk doğumunda daha fazla problem yaşamasına neden olabiliyor. Ve büyüme ve gelişimde hiçbir problem olmuyor. Ama burada tabii neye dikkat edeceğiz? Bu hayvanın ilkine doğurduğunu, dolayısıyla yani doğduğu yıl gebe kaldığını ve bir yaşında anne olduğunu düşünerek ona göre besin maddi ihtiyaçlarını ona göre düzenlememiz gerekiyor. Oradaki hayvanda devam eden büyümeyi de dikkate alarak besleme yapmamız gerekiyor. Evet, yani farklı şeyler uygulanabiliyor, aşım sistemleri. Serbest aşım dediğimiz, Türkiye'de en çok uygulanan sistem, ya da sınıf usulü dediğimiz. Yani 30-40 dişi bir yere ayırıyorsunuz, teke salarak hepsinin o tekeyle çiftleşmesini sağlıyorsunuz. Burada kayıt tutmuş oluyorsunuz. Veya işte bizim çiftliğimizde yaptığımız gibi kızgınlıkları, yani kızgınlık gösteren, çiftleşme isteği gösteren hayvanları belirleyip doğrudan kendi pedigrisine göre belirlediğiniz tekesine vererek
Yani anne baba kayıtlarının tamamen kayıt altına alındığı elde aşım sistemi yapabiliyorsunuz. Bunda neye dikkat ediyorsunuz? Örneğin ilk sabah gittiniz ağla, keçinin kızgınlık gösterdiğini gördünüz. Ya da belirtiler gösterebiliyor, işte meleme, kuyruk sallama, akıntı gelmesi gibi. Ya da işte resimde gördüğünüz gibi bir bez bağladınız, arama tekesini salıyorsunuz. Belirledikten sonra, ilk gördükten sonra sabah gördüyseniz, akşam gördüyseniz sabah çiftleştiriyorsunuz ki gebelik oranı yüksek olsun. Yoksa erken ya da geç çiftleştirirseniz yumurta ve spermanın fertil kalma, döllenme yeteneğinde kalma yaşam süreler var. Bu da şey olunca eğer sekteye uğrayabiliyor. Bu da sekteye uğrayabiliyor. Dolayısıyla bir tane soru varmış herhalde. Evet. Evet, Selçuk Özcan sanırım sormuş. Demiş ki geç doğan oğlaklar için 60 günden fazla emme uygulanabilir mi? Burada canlı ağırlığına dikkat etmek gerekiyor. Eğer zaman zaman 300'lerde olabiliyor ya da çok böyle ishal problemi, yani su kaybı yaşayabiliyor, büyüme geriliği yaşayabiliyor hayvan. Oralarda, o noktalarda belki biraz uzatabilirsiniz ama hani az önce dediğim gibi büyütme sisteminizi, programınızı çok uygun şekilde yaparsanız bu şeylerde 60 günde mesela bizde az önce dedim, bizimkiler mesela 13-14 kiloya ortalamayı buluyordu 60 günde. 40 günde rahatlıkla 10 kilogram canlı ağırlığa ulaşıyordu bizim elimizdeki genotip. Ama hani eğer yeme alıştırmışsanız, artık hayvan doğrudan yem tüketir hale geldiyse, yonca, kesif yem tüketir hale geldiyse çok fazla onu emzirmenin de bir faydası olmuyor. Ha, çok gelişimi, çok problemliyse belki çok küçük kalanlarına, 10 kilogramın altındaysa bunun canlarda, belki onları 3 aya kadar da uzatabilirsiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum başka soru var mı? Hasan Bey. Yokmuş. Evet, teşekkür ediyorum Hasan Bey. Bilmiyorum yani, inşallah uzamıyordur. Konu ya biraz fazla olmuş olabilir şu anlamda. Zaman zaman keçi yetiştirme çok soru soruyor bu anlamda. Bu anlamda çok soru geliyor. O noktada yani birçok noktayı anlattığımda belki doğrudan ulaşabileceği bir kaynak gibi de görüyorum. O anlamda da belki uzun olmuş olabilir. Şimdiden affınıza, tüm katılımcıların affına sığınıyorum. İsterseniz devam edelim. Süt verim dönemi dediğim gibi 8-9 ay sürüyor. Zaten süt keçilerinde genellikle yani süt sığırcılığında olduğu gibi yılda bir doğum ve 8-9-10 aya kadar sağım gerçekleşir. 3. 4. ayında en yüksek süt verimine ulaşır keçiler. Sığırlarla benzer bir laktasyon eğrisine sahiptir. 3-4. Yaşlarda en yüksek süt verimlerine ulaşır. Genellikle sabah akşam günde 2 öğün sağım yapılır. Bazen 3 öğün yapanlar da olabiliyor erken dönemlerde. Süt sığırlarında olduğu gibi, ama yani bu sağımın belki biraz rahatlattığı söylenebilir, ama toplamdaki memeyi rahatlattığı söylenebilir pik dönemde. Ama toplamdaki süt verimi çok değişmediğini, toplam laktasyon süt verimi çok değişmediği görülmüş. Evet, süt keçiciliğinde makineli sağım şart diyoruz. Kesinlikle bu daha önce de benzer şekilde çiftçiye yönelik yazılarımda da yazmıştım bunu. Çünkü süt keçilerin yüksek süt verimine sahip. Bakıcı arkadaşlardan, çoban arkadaşlar hem mereye çıkacak, hem hayvanı otlatacak, hem temizlik yapacak, hem de gelip tek tek keçileri sağması çok zor.
Ayrıyeten sağımcı tutarsanız o başka bir şey. Onda da yine yorulmalar olabilir. Hakikaten sütün tamamı memeden alınmayabilir. Ama makineli sağım o anlamda, yani işçi sayısının azaldığı noktalarda daha fazla önem arz ediyor. Evet, bir soru gelmiş. Furkan Dilber Bey sormuş. Hocam, ülkemizde boğer keçi ırkının olduğu bir işletme var mıdır? Sanırım o tip işletmeler var. Hani tüm Türkiye'dekini bilmiyorum açıkçası. Boğer dediğimiz ırk, etçi bir ırk. Afrika kökenli ama Amerika'da ıslah edilmiş ve et bir diyebileceğimiz keçi ırklarında. Boğer olabilir. Boğer de iyi bir ırk ama dediğim gibi yani elinizdeki zanen, zanenin de ben doktoramı keçi, üç keçi ırkında yapmıştım. Resimde de görüyorsunuz. Gökçeada, Maltız, Türk zanen ırkında yaptım. Yani zanenin günlük canlılık ağırlık artışları boğerinkiyle benzerdi. Zaman zaman çok yüksek seviyelere bile ulaşabiliyordu. Ya aslında zanenle rahatlıkla et üretimi de sağlayabilirsiniz. Özellikle şeyleri, erkekleri, damızlık dışı erkekleri burma yaparak da erken dönemde süt oğlak olarak değerlendirerek de şeyi yapabilirsiniz. Evet, bir soru da Tayfun Bey'den gelmiş. Keçi sütünün inek sütüne üstünlükleri var mı? Evet, keçi sütünün inek sütüne üstünlükleri kesinlikle var. Şu anlamda örneğin özellikle çocukların beslenmesinde de keçi sütü tavsiye ediliyor. Keçi sütü öncelikle mineral madde, besin maddeleri içeriği bakımından inek sütüne göre daha zengin bir süt. Keçiler çok seçici otladıkları için ve bitki çeşitliliği, özellikle merada otlattığınız keçilerde bitki çeşitliliği de fazla olduğu için birçok farklı bitkiden yararlandıkları için bu anlamda da önemli bir süt kaynağı. İnek sütüne göre avantajı ne? İnek sütündeki laktoz içeriğine göre biraz daha, yani süt şekeri dediğimiz laktoz içeriği keçi sütünde daha düşük. Tüm dünyada farklı ülkelerde değişmekle birlikte laktoz intolerans dediğimiz, yani süt şekerine karşı tolera edememe, sindirememe, hani süt içtikten sonra bir sindirim bozukluğu, bir karın ağrısı çektiğinizde bu bazı ülkelerde yani oran %70-80'lere çıkıyor. Dolayısıyla onu biraz daha az hissediyorsunuz keçi sütü içtiğinizde. Özellikle keçi sütündeki yağ hücrelerinin çapı inek sütüne göre daha düşük olduğu için örneğin çocuk beslenmesinde inek sütünü 1 yaşından sonra ancak kullanabilirseniz ama keçi sütünü 6 aylık yaşta bile rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani çocuk beslenmesinde inek sütüne göre çok çok daha iyi. Ama hani yakınlık, insan anne sütüne yakınlığı bakımından değerlendirdiğinizde daha farklı sütler ön plana çıkabilir. Mesela bazı ülkelerde eşek sütü bile kullanılıyor bu anlamda. Yani İtalya'da bir kongrede görmüştük, eşek sütü üretiyorlar. 1 litresi 30 euroya satıyorlardı. Bebek beslenmesinde kullandıkları, anne sütüne yakın olduğu belirtiliyordu. Ama keçi sütünün kesinlikle daha fazla yaygınlaştırılması lazım özellikle çocuk beslenmesinde. Tabii o noktada da özellikle pastörize ettiğiniz zaman sütü daha az olabiliyor. Elimizdeki teknolojilerle de bunu çok sağlamak mümkün olmuyor. Bu sefer yüksek OHT dediğimiz yüksek sıcaklıklar uyguladığınız zaman birçok yararlı enzim ve besin maddesi zarar görebiliyor. Bu anlamda da sıkıntılar oluşabiliyor. Evet, sağıma devam edersek mutlaka dediğim gibi makineli sağım yapmak gerekiyor iş gücü anlamında. Bunu seyyar makinelerle de yapabilirsiniz. Ama
Bunu yapınca da tabii makinenin bakımına, temizliğine özellikle çok dikkat etmek lazım. Vatandaş sağım yaparken işte biraz mola verelim, kahvaltı yapalım, çay içelim. O arada süt makinenin içinde kuruyor. Bu sefer daha da sütün hijyeni kalitesi bu sefer olumsuz da gelişebiliyor. O yüzden sütün makinenin mutlaka bakımını yaptırmak, hijyenini sağlamak lazım. Yine aynı şekilde bakıcıların hijyene dikkat etmesi lazım. Memeleri ön sağım yapıp memelere bakmak lazım, silmek lazım. Sağım sonrası daldırma solüsyonu mutlaka kullanmak lazım. Zaman zaman bakıcılarda sağlık kontrolleri yapmak lazım. Bakın basit şeyler var. Bu şekilde köylerde yetiştiricilerimiz rahatlıkla yapabilir. Tabii bunun özellikle platformların faydası ne olacaktır? Şeyle ilgili, özellikle bel tutulmasıyla ilgili sıkıntıların önüne geçebilir. Yoksa hakikaten yere oturmak ayrı bir sorun teşkil edebiliyor. Basit bir şekilde hayvanın da rahat, kendisini rahat hissedebileceği bir sistem kurulmuş. Hayvan yemini tüketirken siz de sağlığını gerçekleştirebiliyorsunuz. Niye önemli hayvanın kendine güvende hissetmesi? Çünkü hayvan eğer kendini güvende hissetme, korku ve ürkme çeşitli işte kedi, köpek ya da farklı hayvan kendi gruptaşından tepki gördüğü zaman sağım sırasında bu sefer oksitosin hormonu dediğimiz süt salgısını sağlayan hormon sekteye uğrayabiliyor. Bu sefer ne yapamıyorsunuz? Memedeki sütün tamamını alamıyorsunuz. O yüzden sağım ünitesini mutlaka güvenilir, hayvanın kendini güvende hissettiği bir ortam olması lazım. Farklı şekillerde olabiliyor bunlar da. Evet, bir soru gelmiş. Güneş Erdil Karaman, süt keçiciliğinde ekstansif aile işletmesi için en az kaç keçi ile yapmak efektif olur? Devlet desteği var mı? Ne şekilde, bu konuda bilgi verir misin? Teşekkür ederim diyor. Evet, ekstansif dediğimiz yani doğal mera koşullarında bununla ilgili devlet desteği var mı? Açıkçası çok bilmiyorum. Hani devletin birçok noktada işte barınak, doğrudan malzeme alınma destekleri var hakikaten. Çok önemli destekleri var. Ama bununla ilgili çok net bir şey bilmiyorum açıkçası. Net desteklemeleri var. Ekstansif sistemde de yani bunu siz aile üç gücüyle mi yapacaksınız? Yani kaç başla başlayacaksınız? Buna karar verirken aile iş gücünü mü kullanacaksınız, bakıcı mı tutacaksınız? Yani mutlaka bir işlendirme yapacak mısınız bakıcıyla birlikte? Ürününü nasıl satacaksınız, nasıl pazarlayacaksınız? Kendiniz mi değerlendireceksiniz yoksa doğrudan süt satışı mı yapacaksınız? O noktalar önemli. Ve yani sayıyı belirlediniz. Yani mera çok uygun değil. Örneğin hani 200 başlık bir keçi yaptınız. Bu sefer mera çok uygun değilse bu sefer ek yemleme yapmanız, masrafınız artacak. Aile iş gücüyle yaptığınızı düşünelim ve mera ile ilgili de çok sıkıntı olmadığını düşünelim. Yani 50-100 başa kadar rahatlıkla bunu başlayabilirsiniz. Burada da her zaman birçok keçi yetiştiricisiyle de konuştuk zaman zaman. Zanende de diğer şeylerde de küçük yaştaki hayvanla başlamak en iyisi. Mutlaka bölgesel hayvanları değerlendirmek lazım. Yani bu örneğin zaneni, buradaki zaneni, Çanakkale'deki zaneni işte Antep'e götürüp keçi yetiştiği yapmanın hiçbir anlamı yok. Oradaki kilis keçisini değerlendirmek lazım. İşte buralara işte keçi yetiştirsinin öncelikle ürününü satabileceğiniz, ürününüzü pazarlayabileceğiniz, İç Anadolu'ya götürdüğünüz örneğin ürününüzü satabileceğiniz hiçbir alan yok. O zaman keçi sütü üretmenin bir anlamı yok. Anlatabildim mi? Ama ürününüzü pazarlayacak bir nokta buldunuz. Nasıl bir nokta buldunuz? Dondurma satacaksınız. Ya da kendiniz, yani son dönemlerde dünyadaki şey, eğilim de bu. Doğrudan üreticiye bulaştırmak. Bunlar kooperatifler aracılığıyla da olabiliyor. Halk pazarları aracılığıyla da olabiliyor. Ya da doğrudan çiğ süt satımları var mesela. Türkiye'de örneğin inek sütünde çiğ süt satışı yüksek seviyelere çıktı. Bunu koyun keçi sütüyle de aslında
belki belli ölçüde düzenlemelerle yapılabilir, yapmak gerekir. Yani bir koyun yoğurdunu bugün herhalde Türkiye'de sevmeyen çok azdır. Keçi sütünü aynı şekilde, keçi yoğurdunu, peynirini rahatlıkla insanlar uygun şekilde tabii mutlaka örneğin pastörize etmeyi öğreterek, bilerek, yaparak bu şekilde yapmak gerekiyor. Dolayısıyla uygun ırkla bölgedeki bölgeye adapte olmuş uygun ırklarla ve pazarlamayı da mutlaka gözenliğe alarak yaptığınız ürünü belli sayılarda, işte küçük hayvanlarla, en temel nokta, çıkış noktamız da oydu. Küçük hayvanlarla, genç yaştaki hayvanlarla. Çünkü keçi yetiştiğinde özellikle erginlerle toplama yaptığınız zaman keçi yetiştiğinde hastalıklar çok olabiliyor. Bir sürü örneğin agalaksi geçirmiş oluyor, diğeri geçirmemiş oluyor. Bir araya getirdiğinizde diğeri birine bulaştırabiliyor. Bu sefer hastalık çıkıyor. Ve bunu siz ne kadar muayene etseniz de ortaya çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla genç yaşta, 4-5 aylık, 6 aylık yaşta, daha henüz çiftleştirmesinin tamam olmamış genç yaşta hayvanları alarak, öncelikle Brusella açısından başlayarak hem adaptasyonu da daha kolay olabiliyor. Zaten onları da hemen o sene çiftleştirebilirsiniz ve 5-6 ay sonra doğumları gerçekleşir, süt alımına başlayabilirsiniz. Hem hayvan alışmış oluyor size, hem siz o hayvana alışmış oluyorsunuz. Mutlaka bunu tavsiye ederim. Evet, gebelik süresi keçilerde 153 gün ortalama. Bunları artı eksi bir hafta koyabilirsiniz. Kuruya çıkarma dediğimiz, yani sağımın bırakılması, doğumdan 6-8 hafta önce rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama dünyada bazı uygulamalar var. Mesela bir kere doğurtuluyor, 2-3 yıl sağım gerçekleşebiliyor. Ama çok ülkemizde uygulanabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Gebeliğin ilerlemesi, fetüsün, yani rahimdeki yavrunun gelişimini açısından, bir sonraki laktasyonun, vücudun memenin dinlenmesi açısından kuruya çıkarmak önemli. Burada besleme önemli. Yani kuruya çıktığında da, diğer dönemlerde de. Beslemedeki anahtarımız da dengeli ve yeterli. Bakın, en önemli şey o. Dengeli ve yeterli. Yani miktar olarak yeterli ve içerik olarak dengeli olması lazım. Yani temel prensiplerimizden, barınaktan sonra en temel şey ne dedik? Besleme geliyor. Hayvan öncelikle kuru maddeye ihtiyacı. Kuru madde ne? Her otun kuru maddesi farklı. Kuru madde ne? Suyu uçurulduktan sonra kalan kısım. Yani bugün yeşil otta %20, %30 civarında bir kuru madde olurken, kuru yoncada örneğin %90 olabiliyor. Kesif yem dediğimiz dane yemlerde %88, %90 civarında kuru madde oluyor. Bu ne demek? Hayvan bunlardan 1 kilogram yediğinde ne kadar vücutta kalıyor, ne kadarı su olup, yani şeyden, vücuttan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bizim hayvan beslemede öncelikle kuru madde üzerinden belirlememiz gerekiyor. Bunun için de öncelikle yaşama payı, verim payı dediğimiz kısımlara ayırmamız gerekiyor. Yaşama payı, hayvan herhangi bir verim yok, büyüme yok, çiftleşme yok, doğum yok ve süt yok. Tamamen yaşamsal faaliyetini yerine getirmek için. O da canlılık başına genellikle %2,5'tur. Yani canlılık ya da 40 kiloya 1 kilogram kuru madde hesaplanır. Verim payı da yani et, süt anlamında hangi verimi veriyorsa, hangi şeyi sağlıyorsa ona göre artırabiliriz. Evet, bir soru daha var herhalde ama Hasan Bey, ilk olarak nereden temin etmek uygundur demiş. Güneş Erdil Bey, evet, Güneş Erdil Karaman Bey demiş ki, İzmir bölgesi için aile iş gücü ve doğrudan tüketiciye satış amacı 50 baş keçiyle üretim için hangi ırk uygun olur? Teşekkür ederim. Evet, nereden temin etmek uygun olur? Burada yani Türk sahnenin ırkını rahatlıkla kullanabilirsiniz Güneş Bey.
rahatlıkla kullanabilirsiniz Türksavlen'i ve genellikle İzmir bölgesinde, o bölgede iyi sürülerden, yani yüksek verime sahip sürülerden elde edebilirsiniz. Küçük yaştaki, mümkünse tek sürüden alabilirsiniz, daha iyi olur. Tek sürüden bulamazsanız da birbirine yakın sürülerden genç hayvanları bularak, temin ederek işe başlayabilirsiniz. Burada bunu yaptıktan sonra en önemli iş bu belli bir verim seviyesinde olacak hayvanınız. Çünkü genetik şeyi, değeri. Dolayısıyla bundan sonra özellikle erkekleri temin ederken, yani daha düşük genetik kapasiteye sahip, damızlık değere sahip tekeleri bulmamak lazım bundan sonrasında. Dolayısıyla yani İzmir bölgesinde, öncelikle İzmir bölgesine ve İzmir bölgesine yakın yerlerden genç hayvanları yüksek verime sahip, hangi ırkı istiyorsanız, dediğim gibi süt keçiciliği yapacaksanız ama rahatlıkla Türksavlen keçisini, dediğim gibi, kullanabilirsiniz. Akıl keçisi, dediğim gibi, biraz daha farklı. Eğer kır keçisi işine girmek istiyorsanız, burada ürününüz ne olacak, o önemli. Yani örneğin burada Çanakkale'de, Gelibolu'daki yetiştiricilerimiz ne yapıyor? Doğrudan kurbanlık üretimi yapıyor. Masraf az, tamamen mereye dayalı ama çok kaliteli bir et üretimi sağlıyorlar. Yani kastre edilmiş, kısırlaştırılmış. Hem et yumuşuyor, hem koku gidiyor, hem de ekonomik. Dolayısıyla pardon, çok özür diliyorum, güneş yanmış. Çok özür diliyorum abi. Pardon, çok özür diliyorum. Yani unisex olduğu için herhalde öyle oldu. Kusura bakmayın Güneş Hanım. Yani gene şeyde de daha sonrasında da irtibata geçebiliriz. Yardımcı olmaya çalışırım her noktada Güneş Hanım. Teşekkür ediyorum. Sorularınız için bilmiyorum. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Dediğim gibi yakın noktalardan Türksavlen'le bu işi yapabilirsiniz. Ama diğer türlü kıl keçisiyle veya farklı ırklarda yapacaksanız bunu özel ürün olarak pazarlamak lazım. Yani özel organik olabilir ya da doğal dediğimiz doğrudan et üretimi ya da keçi peyniri üretimi anlamında pazarlayabilirsiniz. Evet, burada dediğiniz ki laktasyon döneminde burada örnekler var. Çok uzatmak istemiyorum. Bilmiyorum, bir saati geçtik herhalde. Bir saati geçtik. Laktasyon döneminde yaşama payı ve süt verimi düşünmemiz lazım. 2-3 litre kilogram süt için 1 kilogram fabrika yemi kullanabiliriz. Mısır silajı, yonca kuru otundan verim payından bir kısmı karşılanabilir. Özellikle pik dönem, ilk 3 ay yüksek süt verimi seviyesi noktası önemli. Örneğin 50 kilogram bir canlı ağırlıklı bir keçi 2,5 kilogram süt verdiğini düşünürsek 1,25 kilogram kuru madde canlı ağırlık için, yaşama payı için 1 kilogram da kesif yem üretimi için bu şeyler, miktarlar yeterli olabilir ama dediğim gibi burada yem kaynaklarınız önemli. Örneğin mısır silajı yem kaynağınız olduğunu düşünelim. Mısır silajında aşağı yukarı %30 kuru madde vardır. Yani 1 kilogram silaj yediğince hayvan 300 gram kuru madde alır. Yonca kuru otu 1 kilogram yediğinde 900 gram kuru madde alır. Bunları iyi hesaplamak lazım. Bunlar ruminant dediğimiz geviş getiren hayvanlar olduğu için kaba kesif yem oranı, genellikle kaba yem oranı %60'tır. Yani toplamda tükettiği yemin kuru maddedeki oranı %60 kaba yem kaynaklarından olması istenir. Yoksa diğer türlü rumenle ilgili, sindirim fizyolojisiyle ilgili, organlarla ilgili sıkıntılar başlar. İşte topallıkta tüy dökülmesi, duvarın incelmesi, rumen duvarının ölüme kadar gidebilir açıkçası. Tamam Güneş Hanım. Mail adresimden ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla o kaba kesif yem oranına da dikkat edebilirsiniz. Bunu işte pik dönemi dediğimiz en yüksek süt verimi yaşandığı dönemlerde
İşte süt sığırlarında %30'a kadar, %20'ye kadar bile KVM oranı düşürülebiliyor. Keçilerde de benzer bir şey yapabilirsiniz. Ama burada bu pik döneminde ki sıkıntılı, ya pik dönem dediğimiz yani laktasyonun en yüksek süt verimine sahip olduğu dönem. Tepe, zaten pikin anlamı o, tepe yaptığı dönem. Nasıl bir dönem? Hayvanın canlı ağırlık ve vücut kondisyonu dediğimiz kas yağ birikiminin en düşük olduğu dönemler. Dolayısıyla bu noktada mutlaka orayı iyi geçirmesi için hayvanın gebelik döneminde kuruya çıktığı dönemde, gebeliğin son döneminde belli bir ölçüde yağ birikimi sağlaması lazım. Yani kondisyonuna sahip olması lazım. Bu çok aşırı yağlanmadan bahsetmiyorum. Eğer bu yağ birikimini sağlayamazsa o pik dönemini çok yani doğumla birlikte çok hızlı bir şekilde canlı ağırlık ve kondisyon kaybına yaşayacağı için o pik dönemini kötü geçirir. Niye kötü geçirir? Organizma sütü zorlar bir taraftan. Bir taraftan da belli noktaya kadar süt verilir. Yani birçok hayvanda bütün şeyler depo kullanılır. Yağ birikimi hatta kaslar bile belli bir noktadan sonra protein şeyi bile başlar. Mobilizasyonu bile başlar. Ama belli noktadan sonra vücut yoksa ölüm gerçekleşir. Yani dolayısıyla ne yapar? Sütü azaltmaya başlar. Yani canlı ağırlığını korumaya başlar. Tekrar siz o hayvana tekrar çok yüksek yem verseniz bile aynı süt verimini yakalayamazsınız. Dolayısıyla gebeliğin son dönemi çok çok önemlidir. Yani süt sığırında da, süt keçiliğinde de, beslenme açısından da çok çok önemli bir noktadır. Aşım döneminde flushing diyebilirsiniz. Yani ek yemleme dediğimiz nokta. Flushing nedir? Aslında flush yani ani şekilde vücuttaki ve enerji protein yükselmesi olarak da söyleyebilirsiniz. Burada kızgınlıkları toplaştırmak var. Mevsim dışı kuzulatma işte koyunlarda çok oluyor. Keçilerde biraz daha öne çekmek var. Ama hani hiçbir şey yapmasanız bile, mevsim dışı herhangi bir noktada oluşturmasanız bile, normal mevsiminde yapsanız bile bunu uygulayabilirsiniz. Bunun ne faydası var? Bu bir defa sürüde örneğin 150 keçiniz var. Tamamını bir hafta, 10 gün, 15 gün, en fazla 20 gün içerisinde tamamının çiftleşmesi demek. Bu da doğumların toplu olması demek, bakımın toplu olması demek, süt satışının toplu olması demek. Ve bunları genelde nasıl yapılıyor? İşte aşım öncesi sonrası 6-8 hafta ek yemleme, ilave yemleme ile yapılıyor. Süt döneminde ise ona göre süt yemini falan belli miktar düşürüyorsunuz. Dane yem veriyorsunuz. Çünkü bunlar genellikle arpa, buğday, tirtikale dediğimiz buğday, çavdar melezi dane yemlerle yapabiliyorsunuz. Bunun faydası ne oluyor? Öncesinde ve sonrasında hayvanı belli bir kondisyona getiriyor. Burada kondisyon puanı dediğimiz bir şey var. Yani daha önce de bahsetmiştik. Şurada bakın görseller var. Kondisyon puanı aslında yetiştiriciye çok önemli bir anahtar. Yani besleme düzeyini, hayvanınızın hangi noktada olduğunuzu, bütün hayvancılığın bütün noktasında, özellikle memelilerden bahsediyorum tabii. Bütün hayvancılık sektöründe kullanılması gereken bir şey kondisyon. Özellikle hayvanın bel kısmı dediğimiz bel noktasında bunda hatta burası hiçbir yağ ve şey olmuyor. Kas olmadığı için yani sinir diyebildiğiniz noktalar olmadığı için buna göz kası da deniyor. Bu omurganın iki yanına uzanmış şekilde. Bunun kalınlığı musculus longissimus dorsi dediğimiz MLD kası da deniliyor. Göz kası da deniliyor. Bunun kalınlığı, inceliği, buradaki yağ birikimi, hayvana işte vücuttaki deposunun ne kadar yağ birikimi, kas birikimi sağladığını gösteriyor. Zaman zaman bunu göğüs kemiğinden de alanlar var mesela. Bunun alt kısmında hayvanın göğüs kafesinin birleştiği noktada oranın kalınlığına göre de puanlandırma yapılabiliyor. Ama özellikle bel kısmında hani şeylerde hayvan satıcısı dediğimiz arkadaşlar da ne yapıyor? Gidip doğrudan gidip önce bel kısmına bakıyor. Çünkü kondisyonu ne kadar iyi olursa
Hayvanda randıman, karkas randımanı yani canlılık başına düşen et üretimi daha yüksek olacağı için kondisyon önemli. Niye önemli burada aşımda? Yüksek kondisyonda eğer flushing yapmaya kalkarsanız bir işe yaramaz. Hayvanın belli bir kondisyonda, yani çok düşük olmayacak tabii. İşte 2,5, 2,75, 3 civarında kondisyonda belki bu sizin yaptığınız ek yemleme daha iyi yanıt alabilirsiniz. Ne anlamda? Hem kızgınlık toplaşması hem de çoğuzluk anlamında. Evet, gebelik döneminde demiştik, son dönemde. Gebeliği zaten ilk, orta ve son diye ayırmak lazım. 1/3'lük yani 50, 100, 150 diye ayırabilirsiniz bunları da. İlk dönemlerde tutunma, gebelik oluşumu, gebelik işte şeyin, embriyonun rahime tutunması çok hassas dönemler. Oralarda çok dikkat etmek lazım. Ani yem geçişlerini yapmamak lazım. Hayvanı çok strese sokmamak lazım. Hani flushing o anlamda da bir stability sağlıyor açıkçası. O dalgalanmayı önlüyor. O anlamda önemli. Gebeliğin ortasında çok problem yaşamazsınız. Ve yaşama payı seviyesinde besleyebilirsiniz. Son dönemde de hayvanın fötüs gelişimi hızlandığı için kesif yem oranını biraz artırmanız gerekiyor. Yani süt keçilerinde de burada gördüğüm 400-600 gram, hatta 700-800'e de çıkabilirsiniz çoğuzluğa göre. Ona göre şey, kesif yem artırabilirsiniz. Kaba yem kalitesi önemli. Yani sadece samanla bu dönemde şey yapmak, kaba yem kullanmak yeterli olmaz. Farklı rahatsızlıklar, gebelik toksemisi gibi farklı rahatsızlıklarla da karşılaşabilirsiniz. Erkeklerde, erkekleri mutlaka sürüden ayrı beslemek lazım. Onları da aşıma hazırlamak lazım. Aşım sezonunda dışında örneğin 500 gram kesif yem ve 1,5 kilogram kuru otla besleyebilirsiniz. Aşım sezonunda 1,5 kilogram daha ne yem ağırlıklı olmakla birlikte kesif yeme kesif yemle besleyebilirsiniz. Burada da yağlanmaya dikkat ve antrenmanlı olmasına hayvanın, yani meraya, bunun öncesinde meraya da çıkarmanız belli ölçüde iyi olabilir ama çok böyle hayvana zayıf düşürecek meralar olması istenmez. Evet, bir soru var Akif İşler'den. İlk laktasyonda bulunan süt keçilerinde ekstra dikkat edilmesi gereken noktalar var mıdır hocam? Besleme ve sağım üzerinde. İlk laktasyonlarında az önce dediğim gibi özellikle doğduğu yıl erken, aslında erken değil ama bizim için yetişti erken diyebiliyor. 6-8 aylık yaşta çiftleştiriniz ve 1 yaşında doğurduğunu düşünelim. Bu hayvanlarda az önce dediğim gibi büyümeyi de mutlaka dikkat etmek lazım. Çünkü sığır, koyun, keçi gibi hayvanlarda büyüme ve gelişme 5 yaşına kadar devam ediyor değerli katılımcılar. Yani ilk yaşlarda daha hızlı oluyor bu ama sonrasında azalarak da olsa bu 5 yaşına kadar devam ediyor. Dolayısıyla bu beslemede mutlaka onların da büyümelerine dikkate alan bir şekilde, yani biraz daha ilave yemle beslemek gerekiyor. Sağımda da özellikle diğer ergin hayvanlarla, daha büyük hayvanlarla birlikte sağlarken birbirlerine temaslar olabiliyor. Yani olumsuz anlamda o tip sağım üniteleri planlanırken maalesef çok fazla buna dikkat edilmeyebiliyor. Yani boynuzluğu, örneğin 5 yaşında gibi keçi boynuzsuz yeni doğum yapmış, ilk ne doğurmuş bir çepici yem yemesini, sağım esnasında yem yemesini tamamen engelleyebiliyor ve hiç yem tükettirmeyebiliyor. Bunlara çok çok dikkat etmek lazım. Bu sefer hayvan, hani örneğin hayvan başına 500 gram yem verdiğinizi düşünelim. Birisi 1 kilogram yerken veya sağlı solu iki tarafı da yerken, 1,5 kilo yerken birisi hiç yemeyebiliyor tabii. Bu en uç seviyeler. Dolayısıyla mesela bizim üniversitemizde o tip, benim özellikle test çalışmalarında görmüştüm. Ne yaptık? Sağım ünitelerine mutlaka hayvanların birbirlerine temasını engelleyecek yem tüketimi sırasında şeyler, düzenekler oluşturmuştuk.
Ve bu şekilde hiç hayvan bir kendisini rahatsız etmiyordu. Yoksa diğer türlü bu sefer diyorsunuz ki çepiç hem zayıflıyor hem süt vermiyor. Sürüden beri ayırabiliyorsunuz ondan sonrasında. Dolayısıyla ona mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Evet, ergin bir süt keçisi için yani 1-1,5 kilogram kaliteli kuru ot, sağımda 1 kilogram kesif yem, gevelin son dönemde 600 gram kesif yem, işte aşımda 400-500 gram tane yem, mısır silajına, tabii burada çok dikkat etmek lazım, mısır silajına kaliteli anlamında, mikroorganizma faaliyeti anlamında, küf anlamında kalitesine dikkat etmek lazım. Gebeliğin son ayı hariç belki her dönemde kullanabilirsiniz. 4-5 kilograma kadar bir süt keçisine ama dediğim gibi buna dikkat etmek lazım. Tahıl hasılları dediğimiz işte arpa, buğday, yulaf, tritikale bunları tamamen yeşil amaçlı. Yani Ekim-Kasım aylarında ekip Şubat, Mart, Nisan aylarında bu bölgelerde mesela çok yaygın. Tamamen otlatma amaçlı kullanabilirsiniz. Sudan otu, sudaks, sorgun sudan otu melezlerine yaz dönemindeki yeşil yem kaynağını açığı anlamda çok rahat kullanabilirsiniz. Bu çok yıllık da olmadığı için yani dönemlik olduğu için yaz dönemindeki sıcaklık stresinden de özellikle çok yıllık meralara göre daha az etkilendiği için ve iyi bir ot kütlesi sunduğu için mutlaka tavsiye edilebilir sorgun sudan otu. Ama tabii bunların sulama imkanı olan noktalarda olması gerekiyor. Bir de otlatmadan önce belli bir en az 50-60 santim yüksekliğe ulaşması gerekiyor. Evet, otlatma önemli. Buralara biraz hızlı geçebiliriz. Keçileri sadece şu anlamda değerli katılımcılar şunu bilin. Keçiler çok seçici ve veya ne bulursa yerler demişiz. Yani mera iyiyken çok seçici bir otlatma yapabiliyor. Bu, yani bazen çobanlar der, çoban arkadaşlar bir çiçeğin peşinden düşerler mera iyiyken. Ama mera kötüyken de o meradaki çalıyı, şeyi, bitki örtüsünü, birçok toksik olabilecek, yani bizler için toksik olabilecek birçok şeyi, yemi tüketip ürüne dönüştürebilen hayvanlar. O aslında benim gibi çok değerli hayvanlar, keçiler. Hatta şeylerde de, bu seçiciliğin şeylerde de görebilirsiniz. Vatandaş işte süt keçisi aslında baktığınız zaman biraz tatlı bir zayıflık dediğimiz zayıflıkta olur ama hocam bunlar zayıf ben biraz daha yem vereyim diyor. Yoncayı fazla vermeye başlıyor. Bu sefer yoncayı fazla verince o da yonca fazla gelmeye başlayınca bu sefer yonca da seçmeye başlıyor. Yoncaların örneğin saplarını yememeye başlıyor. Kabuk şeyle sadece yapraklarını yemeye başlıyor. Bakıyorsun ondan sonra hayvan ağlın içi yonca sapıyla dolmuş. Bu eğer bunu görüyorsanız mesela kesinlikle fazla yonca verdiğinizi söyleyebilirim. Siz de dikkat edin bilmiyorum eğer verenler varsa. Yetiştiricilik uygulamaları önemli. Ne anlamda önemli? Özellikle keçi yetiştiğinde boynuz köreltme yapmamız gerekiyor. Niye? Çünkü kavgalar, az önce dediğim gibi kavgalar çok olabiliyor. Hem dinlenme alanı hem de yemlik alanı daha fazla ayırmanız gerekebiliyor boynuz olduğunda. Peki şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Ya hocam tamamen boynuzsuz yapalım. Yani genetik olarak boynuzsuz keçileri şey yapalım. Hiç boynuzu teke koymayalım. Bu noktada biz karşımıza bir sıkıntı çıkıyor keçi yetiştiğinde. O da ne? Keçi de boynuzsuz teke ve boynuz keçi çiftleştiğinde çıkan yavrularda, doğan yavrularda homozigot boynuzsuz olarak bildiğimiz yavrularda homozigot boynuzsuzlarda hermafrodit dediğimiz çift cinsiyetli bireyler ortaya çıkabiliyor. Başka çiftlik hayvanlarında bunu göremezsiniz ama keçi yetiştiğinde böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla yani siz bunu kullanmaya devam ettikçe boynuzsuz tekeyi sürekli
Boynuzsuzluk baskın olduğu için zaten yani boynuzluluğa gen olarak, gen yeri olarak artacaktır zaten boynuzsuz bireyler. Ama bu sefer boynuzsuzlarla birlikte özellikle homozigot boynuzsuzlarda hermafrodit bireylerin olduğunu görebilirsiniz. Yani erkeklik, dişilik organının birlikte olduğu. Dolayısıyla damızlığa da ayıramazsınız bu sefer. Mutlaka kasaba vermeniz gerekiyor. Bazılarını gözle görebiliyorsunuz o anomaliyi. Ama bazılarını göremiyorsunuz, damızlığa ayırıyorsunuz. Erkekte ve dişide üreme problemleri ortaya çıkıyor. Bunun için mutlaka boynuzlu teke kullanmanız gerekiyor. Kastrasyon yani kısırlaştırmayı söyledik. Fazla meme başı alımı ineklerde daha çok yaygındı ama keçilerde çok fazla yok. Sadece örneğin fazla meme başı gördüğünüz zaman özellikle tekenize dikkat ederseniz ayıracağınız tekeye, damızı ayıracağınız bunların olmaması adına önüne geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Kayıt tutma önemli bugün yoksa yani geçen sene sarı kız ne kadar süt veriyordu bilirsiniz belki ama 2 sene sonra bilemezsiniz. Ne zaman doğurdu, ne kadar süt verdi o anlamda önemli. Karlı mısınız, değil misiniz? Çok çok önemli. Dolayısıyla kayıt tutmak her şeyin başı. Ülkemizde maalesef bu anlamda daha sıkıntı var. Ama özellikle halk elinde ıslah projeleri var birçok ırkta. Onunla birlikte yetiştiricilerimiz de bu anlamda daha fazla kayıt tutmaya başladığını söyleyebilirim. Çoban önemli bir sorun. Ülkemizde büyük sıkıntı. Değil mi? Öncelikle çobana kız vermiyorlar maalesef. Çoban hayvanları sevmeli. En önemlisi o. Bakın. Yani bu işi ya geçim derdi tabii ki de önemli ama hayvanları sevmiyorsa bu işi yapamaz. Hayvanları sürekli takip etmesi lazım. Çobanla ilgili okul açılmalı hakikaten. Öğretmek lazım. Çalışma koşulları, güvenceleri belirlenmeli. Ülkemizde son dönemlerde özellikle işte farklı ülkelerden gelen çobanlarda artmaya başladı. Onlar hakikaten önemli bir şey sağlıyorlar, hizmet sağlıyorlar, çok çok önemli. Ama dediğim gibi mutlaka siz de bu işi eğer bilmezseniz bu sefer çoban da bilmezse kendine göre yorumluyor, biliyor. O zaman başarısız olma durumları ortaya çıkabiliyor maalesef. Ona dikkat etmek lazım. Üründe değil mi? Oğlak, ülkemizde süt oğlak belki biraz daha yaygınlaştırılabilir. Yani çok erken yaştan bahsetmiyorum. 2-3 aylık yaşta. Çünkü hakikaten keçi etine karşı da belli bir şey var. Maalesef. Bölgelere göre değişiyor tabii. Akdeniz bölgesinde de koyun etini sevmiyorlar. Ama oğlak etini herkes rahatlıkla tüketebilir. Özellikle keçi türünde iç yağ şeklinde olduğu için vücuttaki yağ çok fazla yağlı eti göremezsiniz. Özellikle oğlakta. O yağı çok fazla rahatsız etmez. Rahatlıkla tüketebilirsiniz. Süt oğlak döneminin yaygınlaşması lazım. Çepiş döneminde de. Özellikle kısırlaştırma yapılarak hani burada dedim ya Gelibolu'daki şeyi örnek verdik. Biz kendi, ben Eskişehir bölgesindeyim. Eskişehir'de kendimizin vardı şeyleri. Orada kısırlaştırma yapardık. Kısırlaştırma çok güzel eti oluyordu. Yani hem yumuşak hem lezzetli, biraz yağlanma sağlıyordu. Zaten koku tamamen gidiyordu biliyorsunuz. Tekede koku problemi olabiliyor. Süt ilerliyor. Süt geçiciliği ciddi anlamda Türkiye'de ve daha da ilerleyecek. Yani bu önemli bir ülkemizin mutlaka kırmızı et üretimi açısından da mutlaka yönelmesi gereken bir sektör. Tiftikte maalesef kötü durumdayız. Dericilikte maalesef bitme noktasında. Evet, sağlık korumada biriken dışkı mikrop yuvası hakikaten. Çanakkale'de zaman zaman biriktiriyor yetiştiricilerimiz. Bu sefer pire sorunu. Hocam pire ne yapacağım, ne edeceğim? Pire sorunuyla karşı karşıya oluyor. Öncelikle dışkıyı altlı biriktirmenin hiçbir anlamı yok. En geç bir ay, iki ay içerisinde temizlemek lazım. Orayı kurutmak lazım. Kireç atıp
dezenfeksiyonu sağlamak gerekiyor ve ağıldan da uzaklaştırmak lazım. Yani o pisliği ağıldan uzak yerlere, tarlaya götürmek lazım gübreyi. Uygunsuz duvar ve çatılarla mikrop yuvası. İlkbaharda özellikle haşere mücadelesi çok çok önemli. Çünkü artıyor biliyorsunuz ilkbaharla birlikte. Hem sıcaklıkların artmasıyla hem nemin artmasıyla birlikte mutlaka ilaçlanma yapmak gerekiyor. Her 6 ayda bir iç dış parazit mücadelesi yapmak gerekiyor. İç parazit mücadelesi yaparken veya dış parazit mücadelesi yaparken süte geçme durumlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü birçok ilaç süte geçebiliyor. Onlara dikkat etmek lazım. O yüzden gebeliğin ortasında mesela yapabilirsiniz. Daha doğumun başlarında yapabilirsiniz bu tip uygulamaları. Ya da sağım döneminden sonra yapabilirsiniz. Sağlık korumada ne tip aşılar var? Enterotoksemi dediğimiz ani ölümler, klostridium enfeksiyonlarına bağlı ani ölümler. Bunlar işte karma aşı, ot aşısı, zehirlenme aşısı diye biliniyor. 6 ayda bir mutlaka yapmak lazım. Brucella zoonoz bir hastalık. Yani insandan hayvana, hayvandan da insana bulaşan bir hastalık. Ağırlıklı özellikle pastörize edilmeden direkt doğrudan çiğ sütten yapılan peynirlerle birlikte insanlara bulaşıyor. Burada mutlaka pastörize sıcaklığı dediğimiz 72 santigrat derecede 10-15 dakika pastörize sıcaklığında sütleri ne yapmak lazım? Isıtmak lazım. Kaynatmak demiyorum. Bakın 72 santigrat derece bile yeter. Ama çiğ sütten yapmamak lazım. Çünkü salamura etseniz bile bu etken uzaklaşmaz. Mutlaka pastörizasyon çok çok önemli. Diğer taraftan da özellikle Brucella koyunlarda daha net şey görülüyor. Ama keçide de olabiliyor. 9 aylık yaşa kadar mutlaka damızlık bırakacağınız erkeklere de Brucella aşısı yaptırmak lazım. Maalesef hani böyle bir şey var. Erkek 9 aylık yaştan sonra erkeklere yaptırdığın zaman enfeksiyon gelişebiliyor. Ama bu sefer bu durum işte erkek hayvana Brucella aşısı yapılmaz gibi bir yanlış algı da oluşturabiliyor. Yani bugün Pendik Araştırma İstasyonu'nun ürettiği aşı 3-9 aylık yaştaki erkek dişilere rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Uygulatmanız gerekiyor. Bu sefer uygulatmasanız o yayıyor çiftleşmeyle birlikte veya sürü dolaşarak yani satışlar değiştirmelerle birlikte o şey olabiliyor. Şap önemli bir sıkıntı maalesef. Her suşu da sürekli değişiyor hayvan geçiş girişleri için. Veba son dönemlerde koyun keçi vebası artmış durumda. Bunlar aşılamalarına dikkat etmek lazım. Şarban çok şükür çok duymuyoruz, ölmüyor. Agalaksi keçilerde önemli bir hastalık. Süt kesen, soloz diyebildiğimiz. Bunun da mutlaka 6 ayda bir mutlaka yapmak lazım. Yaptırmak lazım aslında. Keçi ciğer ağrısı da yaygın bir keçilerde görülen rahatsızlık. Tüberküloz. Bunların testleri var. Bununla ilgili maalesef biraz sıkıntılar var. Testinden tutuşuna kadar. Çiçekle ilgili keçilerde çok problem görmüyor. Biraz daha koyunlarda daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. Ektima, bakın burada resimde de görüyorsunuz ağızdaki yaralar. Bunlar erken yaşta da görülebiliyor. Bizim sürümüzde de bir yılda çepişlerde görülmüştü. En büyük sıkıntı şu, bu aynı zamanda zoonoz, dikkat etmek lazım. İnsanlara da bulaşıyor dolayısıyla. ORF dediğimiz şeye yol açıyor. Besin alımını engelliyor. Dolayısıyla hayvan yani süt emememesinden ya da besin alamamasından dolayı ölüm gerçekleşebiliyor. Bizde de birkaç tane ölüm olmuştu. Yavru atmalar oldu, çepişler olduğu için. Dolayısıyla aşısı var bunun. Zor bir aşı. Yani işte tüysüz bölgeye, memenin tüysüz bölgesine çizik atılarak damla atma, 3-4 damla yapılarak yapılıyor. Zor bir aşı ama mutlaka yapmak lazım ve birçok yerde de yaygın. Yalancı verem dediğimiz pseudotüberküloz lenf yumruları. Bakın
Bu bizim bir keçide görülmüş bir şeydi, hapse. Lenf yumrularında görülüyor. Çok büyük hapse bu. Bu da zoonoz, bulaşıcı. Bunun da aşısı var. Sanırım Pfizer'ın bir aşısında vardı. Glamok 6S diye bir aşısı var orada. Ama hani sadece aşı çözüm mü? Değil tabii ki. İşte sineklerle taşındığı için işte ekipman, deride açılan yaralanmalara falan dikkat etmek gerekiyor. Beyaz kas hastalığı daha önce de söylediğim gibi mutlaka anne de gebelikte yavruları doğar doğmaz mutlaka bunu önleyici amaçlı, bakın tedavi amaçlıdan ziyade önleyici amaçlı yapmak gerekiyor. Bu vitamin E, selenyum son dönemlerde çalışmalarda da görüyoruz. Yani çiftleşme döneminde gebeliğin birçok noktasında tabii kullanım dozuna göre dikkat etmekle birlikte birçok şeyin önüne geçiyor. Tavsiye ederim yani kullanımınızı. Ama tabii bunu beslemeyle birlikte daha iyi yapabiliyorsanız iyi. Ama hani mutlaka hiçbir şey yapmasanız bile gebeliğin son döneminde anneye ve doğar doğmaz da yavruya yapmanız lazım. Bu bakın bizim üniversitede bölümümüzde hazırladığımız keçi sağlık koruma takvimi. Bunlara işte haftalara göre hangi uygulama yapacaksanız, hedef grup ne, yani tüm oğlaklar mı, uygulama şekli ne, aşılar ilaçlarla ilgili alternatifli olarak yani burada Yeltif demişiz bir marka mesela, Bakosel ayrı bir marka. Bunlar hangisini bulabiliyorsanız, eczaneler, doz, tatbik bunlar değişebilir. Bunları güncellemek de lazım. Ama bu şekilde bir sizin de sürünüzde kendinize özgü, işletmenize özgü o bölgede çıkan rahatsızlıklarla birlikte ve doğum, aşım gibi büyütme dönemi, satış dönemi gibi bunları da dikkate alarak bir takviminiz olması lazım. Bunları hem tarım il müdürlüklerinden hem de serbest veteriner hekim klinik arkadaşlarımızdan isteyerek bunların tatbikini yaptırmanız gerekiyor. Zaten bunları biliyorsunuz. Bazıları, birçoğu zorunlu. Hastalık hali oluştu. Allah muhafaza. Kimsenin başına gelmesin. Dolayısıyla ne yapacağız burada? Karantinaya alma, sürüden uzaklaştırma. Bakın bu bizim Ektima'da yaşadığımız şeydi. 3 ırkta da yaptık. Hatta bununla ilgili yayın da var benim. Onu da ulaşabilirsiniz yayınlarımızdan. Makale çıkartmıştık. Çok kötü bir hal. Yani şey gibi matem havası var resmen. Sürüde insanın çok ciddi morali bozuluyor. Yani çok kayıp yaşanmamasına rağmen sıkıntılı bir süreç. İhbari mecburi şeyler var, hastalıklar var. Kesip yememe veya satmamak gerekiyor. Kadavrayı derin çukura atma ve bol kireçle kapatmak lazım. Kendi sağlığımızı. Ama en iyi ucuz koruma aşılama. Yani Bursel aşısı çok ucuz mesela ama bir tane hayvandan bile işte bugün insanlar kendine, torununa, çoluğuna, çocuğuna bile hastalık geçebiliyor diyoruz. Bir soru var sanırım herhalde. Bilmiyorum. Hasan Bey var mı? Evet. Yani sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın hakikaten eğer uzun oldu biliyorum. Hakkınızı helal edin o anlamda. Teşekkür ediyorum. Soru soran, katılan, izleyen, bundan sonrası izleyecek olan tüm yetiştiricilerimize, katılımcılara da şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bilmiyorum. Hasan Bey, başka soru var mı? Sanırım burada yanıyor. Yok. Yok, tamam. Tamam Hasan Bey, benim söyleyeceklerim bunlar. Bu kadar. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bandırma Ticaret Borsası'na çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı sağladıkları için yetiştiricilerle bizi buluşturdu.